Sevgili House Flipper severler, House Flipper değil ama House Flipper severler, büyük değişim adlı bu eve bakalım ne yapacağız? Twitch chat ile birlikte sohbet ede oyunumuza devam ediyoruz. Büyük değişim, Mike bir girişimciydi, bir müşteri şampiyonu, A'dan Z'ye her şeyi yapan bir kahraman. Büyük ihtimal geleceğin IT süperstarıydı ancak tam bu noktada istediği hayatı yaşayamadığını keşfetti. Girişimindeki hislerini sattıktan sonra eve döndü ve bir koyun sürüsü satın aldı. 2 yıl oldu ve Mike bir sonraki aşamaya geçmeye hazır diyor. Koyun sürüsüyle Mike falan ne yapacağız acaba? Mike'ın koyun sürüsü. Mike'ın koyun sürüsü bayağı iyi gözüküyor. Bakalım bunlara ne yapacağız? Bunu da yapalım. Sonra benim bugünlük yayınımın sonuna gelmiş olalım. Başka oyun yok. Bugün böyle güzel bir House Flipper şeyi olmuş oldu. Üst üste de 3 tane ev yapmış olduk. Güzel oldu. YouTube'dakiler de bayram etsin. House Flipper severler, bekleyenler. Güzel oldu. So far, Mike it's been a cottage business. Şimdiye dek burayı sadece bir tarla olarak kullandık ancak büyük değişim zamanı geldi. Büyüyoruz gerçek ve mecaz anlamda. Görelim, alıştırıp büyütmek. Bizim de çalışacak çobanlar için 2 konforlu oda hazırla. Elini koltuk alıştırma. Evlerindeymiş gibi hissetmelerini istiyorum. Sonuçta biz bir aile şirketiyiz. Bu arada annem bize her gün akşam yemeği yapma teklifi yaptı. Özel üst kattaki yemek odası birkaç geliştirme yapmak gerek. Çiftliğimi hep beraber daha iyi hale getireceğiz. Büyük değişim. Binalar hazır. Temelleri at. Ey. Ya şu temel atma olaylarını nereye ne yapacağım acaba? Ha şurası. Şöyle yapsak. Olmadı. Hayır. Yıkmak için. Evet. Dur, bu nasıldı? Bir sürükleme mantığı vardı bunda. Aha. Tamam. Bir kere bas. Oy. Masum'un kablosu takıldı. Tamam. Burası böyle bir şeymiş. Çık bakalım yapıyı. Ne diyor? Duvarı örmek için ki. Ha. Ne? Burası farklı renk. Heh, gitti. Çekilmen gerek. Tam çekildik ya. Üstündeyken inşa edemiyorduk. Benim üstüme şey yapacak. Tamam. Kaplamaları döşe. Döşeyelim. Koyu. Bunun rengi bu mu? Sanki benziyor gibi. Hayır, hiç alakası bile yok. Bu da çok açık olacak. Evet, değilmiş aynısı işte. Binanın devamının aynısı gelsin. Tamam.
Nesli, sen bunu yapmış mıydın bu evi? Yoksa bundan öncesini yaptın ve burada mı kaldın? Bir öncekini yapmıştın. Kapıda zorlanmayı. Pek yaşayan ben değilmiş. Daha yapmadın mı? Sana spoiler oldu. Sana spoiler oldu azıcık o zaman. Tamam. Bir tane de şuraya. Tamam. Oldu bitti maşallah. Şimdi mesela buralarda bir şey yapılmayacak. Tamam. Onu yaptım, dedeye geçtim. Ha. Dededesin şu an. Buralarda bir şeyler var mı? Bura neymiş? Garaj. Vay. Garaja bak. Tamam, garajda bir şey yokmuş yapılacak. Eve girelim. Varmış burada. Eşyaları satıyor. Büzüm kapaklı gardırop. Gardırop. Fikir oluyor. Evet. Güzelmiş bu. Merdiven altı ne kadar güzel. Bunu mu satacağım? Yok. Kapaklı gardırop. Hangisi kapaklı gardırop? He şu. Burada dolap varmış. Ben de onu şey zannediyorum. Çerçeve kapısı. Kapı çerçevesi. Kapı çerçevesi. Kapı çerçevesi. Şu mu? Yok. Bu da değil. Şu. O da değil. Her satın al diyormuş ya. Şurası herhalde dediğimiş burasıymış. Ha, buraya kapı mı yapacağız biz? Hey. Dur, o zaman burası yıkılacak. Ama yıkılacak diye gözükmüyor. Ha, şimdi. Tamam. Yaptı mı çerçeveyi? Yaptı. Buradan nereye girdik? Ha. Gizemli gizemli odalar. Tamam. Burada yapılacak başka bir şey yok. Şuraya girdik. Duvarları inşa et. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay, duvar inşa etme de. En sinir olunası şey. Şimdi. Şurası şöyle. Çizgili çizgili olanlar yarım duvar. Ama benim gözüm görünüyor şu an bembeyaz da. Yarım duvar. Çok beyazsın. Beyaz rengini hiçbir şey görmüyorum. Benim beyaza karşı bir şeyim var. Ben beyaz görmüyorum. Yani bunu da kim görecek? Tavan beyaz. Bak, yanlış yaptım. Tavan da beyaz zaten. Şöyle yapayım. Şuradan şuradan gideyim de bari. Bak, yanlış oldu. Yanlış oldu. Şu sondaki yanlış. Oraya şey. Uzun. Yine yanlış oldu. Önde oldu. Görmüyorum, görmüyorum. Gözüm görmüş. Tavanı farklı renge boyamıyorum. Git git. Şöyle yapsak. Tamam. Şurasını yapsın. Şöyle. Bir tane daha şöyle. Tamam. Yine uzundan.
şey görmüyorum. Heh. Evet, çok mantıklı. Evet, burayı da kapadık. Tamam. Dur şimdi. Neresi var? Geç. Şurası. Buradan nereye çıkacağız ya? Bir dakika. Şurası mı? Yok, şurası. Şöyle. Bu da şöyle. Bir tane de şöyle. Bir tane şuraya. Bir tane şöyle. Amma duvarı ördürdüm. Bu nedir arkadaş ya? Yanlış oldu. Yanlış oldu işte. Of. Bir arkaya yapacaktım. Bir öne yaptım ya. Dünyanın şeyi çıktı. Şurası. Tamam, şimdi dur, şurası şurada olacak. Şundan şuraya bir tane, şundan. Tamam, burası bitti. Şurası. Tamam. 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 Evet. Şimdi şuraya geldik. Hayır. Bir tane daha. Bitiyordu, bitiyordu. Vuh! Duvarlar bitti. Sonunda. Bu nedir ya? Bu nedir? Buradan girdin, şuradan şey yaptın, oradan buraya girdin. Bir sürü şey. Fayansları döşe. Burası burayla aynı. Şurası da şöyle, şurası da şöyle. Tamam. Şimdi ne diyor burası da? Tuğla. Tuğlayı, bu da güzelmiş. Tık koydu ama yok. Orasının rengi şuymuş. Devam ettirelim aynı rengi. Aa, burada şey kalmış. Şurası bir. Şurası iki. Son bir. Evet.
Buralar sayıya dahil olmuyor da ben devamlılık için yapıyorum. Şurada bir yer daha var. Onu mu benden istiyor? Kapı arkası. Tamam. Burasıymış. Tamam, burası bitti. Şimdi geçtik buraya. Eşyaları satın al. Bunlar duvarlar. Şöyle bir yerimiz varmış. İlk önce bir yerden başlayalım. Burası şeydi. Yardımcıların ne dedi? Hayvanlara bak. Seyislerim dedi bir şeyler. Onların iki tane çalışan için oda. Kendi evlerindeki gibi de rahat etmelerini istiyorum dedi. Yani rahat güzel bir ev yapacağız. Koyunlara bakanların. Kahverengi panel. Tarafı da şundan yapalım. Şurası şöyle beyaz gitsin. Tamam. Şurası da beyaz gitsin. Dur, şurası. Şurası şöyle olsun. Hatta burası da öyle olsun. Ay hayır. Görüşürüz Simin. Görüşürüz. Bay bay. Ben de bunu bitirince zaten gideceğim. Kendine iyi bak. Oy, yanlış oldu. Tamam. Burası da bitti. Bunu da sil. Ne diyor? İç kapı. Ne diyor? Ne diyor? İç kapı. İç kapıyı da böyle ahşaptan yapalım. Çerçevesi de böyle olsun. Tamam, böyle girdik. Şurası da onun tuvaleti olacak galiba. Bir tane de ışık koyalım. Şuradan girdi, ışığını açtı. Tavan lambamız. Bir tane tek kişilik
Yatağımız var ve televizyonda. Şöyle yapalım. Şöyle bir yatak olsa. Koltuk falan var mı? İki tane varmış burada. Bir tanesi de böyle olsa. Şurada televizyon olsa. Çalışma masası. Televizyonun tam altında çalışma masası. Şurada olsun. İyi, dolap da var. Dur bakayım, dolabı nereye koyacağız? Dolabı şuraya koyacağız o zaman. Tamam, burada dolapları. Biraz renk uyumu saçmalığı oldu ama. O dolabın. Hangi renk o? Şu. Şöyle bir şey yapsak, şu ortalarındaki renklere uygunmuş gibi. Tamam, burada da çalışma masası olsun. İki taneymiş. Ötekininkini de şuraya koyalım. Saat şurada dursun. Şunu şuraya. Şunu da şuraya koydu. Tamam, burası bitti. Şimdi bunların banyosu var. Ay dur. Öteki taraflar ne olacak acaba? İki tane, ben ayrı oda sandım. İki çalışan da aynı yerde kalıyormuş. Öteki taraflara da başka böyle şeyler yapacağız demek ki. Ay çok parladı. Tamam. Bunu buraya koyduk. Bitti. Şımcık. Kapı. Kapıyı yine şundan yapalım. Çerçevesi yine böyle olsun. Üst kısmı şöyle olsun. Alt tarafları böyle olsun. Böyle olsun, böyle olsun.
Bu daha böyle olsun, bu daha böyle olsun. Duşakabin var, tuvalet var, bir tane çamaşır makinesi var, lavabo var, tamam. Şimdi duşakabinden başlayalım. Girdin. Girdiğin gibi tam şurada duşakabin olsun. Hemen duşakabini koyalım oraya. Şöyle bir şey. Niye olmadı oluyor? Tesisat yine hatalı oldu. Şu olacak. Koy. Tamam, duşakabinimiz bitti. Duşakabinin yanına tuvalet. Şuraya. Tam şuraya tuvalet koyalım. Ver bana güzel bir tuvalet. Koy buraya tuvaleti. Tuvaleti işte tamam. Güzel. Şimdi çamaşır makinesiyle lavabo. Lavabo nerede? Dur bakayım. Lavaboyu koyarız. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi. Aslında çamaşır makinesi de şurada olsaydı. Şu köşeye koysak çamaşır makinesini. Şöyle koysak nasıl olur acaba? Yanına da lavabo gelir. Ver bakayım çamaşır makinesini. Şöyle yassı duvara. Güzel. Şuraya da lavaboyu koyarız işte. Şöyle de lavabo olur. Bence gayet mantıklı. Evet, güzel oldu. Şöyle bir şey, şöyle bir görünüm yapsak. Ne bileyim, şöyle bir şey olsun işte, ne olacak? Değişik bir renk. Bunu da buraya, bunu da buraya. Tamam. Şimdi dekor, ayna. Aynanın hani siyah yapalım. Bir tane siyah tavan lambası. Anahtar nerede? Anahtar. Üf, bayağı parladı. Tuvalet şeysi, kağıdı şeysi. Çamaşır sepeti nereye? Şuraya. Tam şöyle. Çamaşır. Şurası doldurmuş ama çok kapıya yakın. Çamaşır kirlilerimizi de oraya atıyoruz. Bir tane de şöyle.
large desek. Şuraya da bir halı atıyoruz. Oo, mis. Evet, yardımcıların tuvaleti ve odaları oldu. Kapat. Burası bitti. Şimdi burada ne yapılacak? Daha burası var. Burada ne yapılacak? Burada da yine ufak bir ev var. Orası da mı tuvalet olacak? Öncelikle bir kapımız var. Kapımız böyleydi. Şu da şöyleydi. Şuradan bir kapımızı... Şöyle bir kapımızı yaptık. Ya. Ama kapımız çok kötü oldu. Böyle olmayacak tabii ki. Şöyle olacak. Evet. Tamam. Buranın yeri. Çok parladı. Şimdi şuraya. Ay, bacağım pışırdı. Şimdi şuraya. Tamam. Boyama işi bitti. Bir tane penceremiz varmış. Ver pencereyi tam şuraya. Buraya da yine aynı çalışma odası falan yapılacak herhalde. Asma televizyon tamamlanması galiba komedin. Evet. 4 tane mi çalışan almışız biz? 2 oraya 2 oraya. Şimdi kapıdan girdik. Şurada bir anahtarımız olsun. Lambamız olsun. Işığımızı açalım. Televizyon. Asma televizyon. Bilemedim. Dur bakayım, o kalsın. Yine 2 tane yatağımız var. Birini yine şöyle cam kenarına yapsak. Birini de şöyle. Komodin. Komodin. Gardırobu şu renkte yapmıştık. Değil. Şöyle miydi? Şöyle bir şeydi, evet. Hey. Şimdi gardırobu da şöyle koysam. Şunu alsam. Şu
Ekranım yok olsun. Televizyon burada olsa, şuna çok yakın. O televizyon sevmiyormuş. Ya da artık gördüğü kadar. Şöyle bir şey yapalım. Görebilecek mi bilmiyorum artık. Da şuradan asla göremez. Yatarak televizyon izlesinler dedim ama artık olmayacak, yapacak bir şey. Bu çok sevmiyormuş televizyonu. Bu burada şey yapsın. Ne yapsın? İşte otursun masasında çalışsın. Large. Buraya da şöyle büyük bir saat. İki de şundan koyduk. Tamam. Geldik tuvalete. Kaç tane çalışan almışsınız siz ya? Siz kaç tane çalışan almışsınız? Bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver. Bunu da şöyle yap. Aynısı. Daha küçüğü. Buranın da bu sefer şey olsun. Çok da uymayacak gibi sanki ama. Yok ya, bu uymaz. Bu renkten mi yapsam dedim de yok. Beyaz olsun. Anam. Ya bir de bir tane de oturma odasında mutfak mı vardı, bir şey vardı. Yapılacak. Bakalım. En uzun yer burası zaten. Şuraya koy, sil, sil. Böyle fazla boyayınca buradan öteki tarafa çıkıyor mu acaba? Neyse. Duşa kabin var, tuvalet var. Yine mi çamaşır makinesi? Birebir aynısı ama burası... Ama burası daha küçük, nasıl sığdıracağım? Sığdıracağız bakalım. Şimdi yapıştır duşakabini. Tamam. Bu sefer çamaşır makinesini şuraya koyacağım. Oraya tuvaleti koymuştum. Bu sefer böyle olur. Çamaşır makinesi. Adam çalışanlarını çok seviyor herhalde. Oda falan yaptırıyor. Aynen. Kalıcı böyle şeyler. Çalışanlar olacak herhalde. Hani hep burada birlikte yaşayacağız. O zaman
kendilerini evlerinde hissetsinler, rahat olsunlar diye sana özel tuvaletleri, çamaşırlarını güzel güzel yıkasınlar falan filan diye bayağı bir şey özen gösteriyoruz. Şuraya da kirli çamaşır sepetini bu sefer koyalım. Tuvaleti bu sefer şuraya yapalım. Bu şekliyle de güzel oldu. Tamam. Yanına yine lavaboyu koyacağım. Şurası. Ne yapmıştım ben buna? Şuydu. Aynen böyleydi. Yine aynısı olsun. Sular çalıştı. Tamam. Ver siyah aynamı. Siyah tavan lambası. Anahtar nerede? Anahtar. Anahtar da şurada olsun. Çalışanları da adamı seviyorum acaba, değil mi? Evet, bir de onlara sormak lazım. Düşünsene hani bu kadar rahat yer falan vermiş. Ne olay şey mi yani, rahat yer vermekten mi ibaret? Belki çok kötü davranıyor. Burası da bitti. O zaman buradan çıkıyoruz. Bir yukarı çıkalım bakalım. Yukarıda bir şeyler var. Hey, işte burası mutfak. Bir de mutfak bölümü var. Mutfakta bazen bir şeyler var ama çok da fazla bir şey yokmuş. Sadece annem mi dedi mutfakta yemek yapmayı seviyor falan filan. Siyah olsun. Şöyle bir şey koyalım. Ya ilk rengi yeşili seçtim bari. Böyle olsun. Ben böyle olsun. Çatal kaşıklık. Onu da şu ocağın oraya koyalım. Hani yemeği karıştırmak için. Kullansın. Duvara asılı otlar. Ha. Bu otlar da burada mı kalsın? Bence burada kalsın. Buradan otları kopartıp kopartıp işte naneydi, fesleğendi. Yemeklere koyuyormuş. O sıcaktan o otlar orada sıkıntı çeker ama yani kurutulmuş diye düşünürsek. Görüşürüz King Nemo. Kendine iyi bak. Mutlu mutlu güzel pazar günlerin olsun. Bu ne? Kahve makinesi. Abi her şey o kadar siyah ki. Bunun rengini değiştiremiyoruz. Kahve makinesi de şurada olsun. Ama bundan iki tane diyor değil mi? Tamam, şöyle iki tane kahve makinesini oraya koyalım. Bu ne, radyo. Yemek yaparken bir şeyler dinlesin. Tamam, şöyle koyalım. Bu ne? TV ünitesi mi? TV ünitesi tam olarak nerede olacak? Şuraya koysak olur. Şurada oturup, yok bir tık şey oldu. Bak çok geride oldu. Şöyle yapayım. Şurası mı? Ben. Çok öne koymuşum. Heh. Şöyle otursunlar, izlesinler. Biraz yani. Büyük televizyonu çok mu yakına koydum diye düşündüm ama
Ha, konsol da varmış. Ha, burada oyun moyun tanısın. Şuraya koy. İki de kumanda. Ha, şöyle siyah mavi. Ne bileyim yeşil olsun. Bu ne? Sehpa. Tamam, sehpa da şöyle önünde dursun. Mutfak kurutucusu. Ha, bulaşıklar için. O da tam bak nerede bir ay dur ekran. O da tam şurada dursa. Yok. Şurada dursun. Tamam, alıp oraya tabaklar konulsun. Bu ne, tost makinesi? Tost makinesi küçük ya, onlar da dursun. Şurada tost yapsın işte. Bir de tencereler, tavalar hep aynı havalar. Bu çok sevdiğim bir ikilem. %100 olarak bitirdik. Güzel oldu. Tamam. Yukarı oturma odasına birkaç ekleme. Televizyonda, oyundu. Annesi geliyormuş, bir şeyler yapacakmış. Yemek şeyleri. Koyunlara bakmak için yardımcıların kalacağı odayı da yaptık. İkişerden dört kişi falan kalacak galiba. İki tane farklı koyun bölgesi vardı. İki kişi o bölgeye bakacak, iki kişi o bölgeye bakacak herhalde. Yazlık ev çok güzel ofis olur sanki. Evet, değil mi? O yazlık eve bir bakmak lazım. O yazlık evi şey diyorsun değil mi, o göl kenarındaki değişik de bir ev, onu ben alayım içine güzel bir bakayım, ofisimi oraya taşıyayım, ofisimi oraya taşıyayım, bunu da satayım değil mi? Evet, güzel bir eve benziyor, manzaralı falan, duruma göre odası falan hani fazlaysa işte evim, hem evim hem ofisim gibi de yaparım, hani bir yatak odası bölümü de yaparım belki. Ege hoş geldin, selam. İyiyiz, sağ ol. Sen nasılsın? Sana burada her oda, ya burasının da ayrı konsepti bir güzel oldu. Yani hani çok bambaşka barınak gibi bir şey yaptım ben aslında buraya. Ofisten çok. İşte kediler, köpekler, bütün hayvanların olduğu yerler bayağı güzel oldu. Şimdi hani görmeyenler için tekrar bir gezdireyim diyorum. Belki görmeyenler vardır ya da. Çok güzel oldu. Bütün hayvanlar, köpekler, şeyler. Herkes takılıyor. Burası çalışma odam. Bura benim kendi tuvaletim. İşte mutfak bölümü. Buradan da öteki hayvanlara gidiyor. Nedir? Ha, burası oturma odası. Şöyle. Burası da sürüngenler ve akvaryum bölümü. Denizaltı gibi bir şey oldu. Balıklar. Kaplumbağalar. Burada da iguanalar. Örümcekler. Yılanlar falan filan, çok güzel oldu. Kopacık, ne yapıyorsun burada? Ama bu kadar büyük şeyi tabii ki sevmiyorum. Küçük böyle, minik minik. Rahatça böyle dizaynını yap. Tam aynen, küçük yerler benim çok istediğim yerler oluyor. Çok kasma yapıyor. Aynen öyle. Kasma yapmasa. Evet. İki tane daha işimiz. Aa, bu evi demiştim. Daha bu ev var falan demiş. Bu evde kim varmış? Maya'nın lezzetleri diye birisi var. Yeni bir işimiz çıkmış. Bir de burada şahane düğün çiftliği. Bu ne diyorum? Ailelerin bir kızı evlendirmesi şahane bir şeydir. Ya da iki kızı ya da peş peşe dört kızı. Sorun şu ki hepsi de güzel bir töreni, aileleriyle ve arkadaşlarıyla bunu kutlamayı hak eder. Ancak maliyetleri de bir o kadar artar. Neyse ki Joe McGill bir iş adamı ve en önemlisi de zeki bir adam. Hesabını yaptı ve bir plan oluşturdu. Dört tane kızını aynı anda evlendirmek için bir plan. Ya iş adamıymış, para gani. Yaratıcı bir zihin, bir girişimci, İtalyan mutfağı aşığı. Maya çok marifetli biri. Ne yaptığı hiç önemli değil. Mutlaka lezzetli bir şey ortaya çıkarır. Birçok yükümlülüğe rağmen tabağına bir şeyler eklemeye karar verdi. Uzun zamandır hobisi olan şeyleri bir sonraki seviyeye çıkarıp Maya'nın
Lezzetleri isimli yemek vlogu çekmeye başlayacak. Ancak önce evde yapılması gereken bazı şeyler var. Ha, yemek kanalı açacakmış. Onun için o ortamı, setup'ına uygun bir mutfak hazırlayacağız herhalde. Neyse, evet, bu bölümümüz de bu şekilde bitmiş olsun arkadaşlar. Sevgili YouTube, Twitch'te canlı yayında birlikte sohbet ederek evleri yapmaya devam ediyoruz. DLC paketleri bitince tabii ki ev al, onun içini dekore et ve sat kısmına geçeceğiz. Aynı zamanda yakında House Flipper 2 de çıkacak. O 2'nin fiyatı kaçtan çıkar bilmiyorum. Alabilirsem bakarım ama bununla birebir aynıysa yani çok da bir esprisi yok gibi geliyor. Zaten bunu oynamışsın. Birebir aynısının yani minik değişikliklerle yapılmış versiyonuysa çok da almaya gerek yok diye düşünüyorum. Videonun altında Twitch linki var. Oradan canlı yayınlara katılabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.